Merhabalar dostlarım. Uzun bir aradan sonra ev bloğuyla beraberiz. Tatilden döneli bir 3-4 gün oluyor. 5 gün de olabilir. Bilmiyorum. Saymak istemiyorum çünkü tatil sonrası bunalımına girdim ben. Birkaç gündür hiçbir şey yapmadan sadece evde Netflix izleyerek vakit geçiriyorum arkadaşlar. Bir de arada ev işi falan yaptım yani. Hatta hala da yapmaya devam ediyorum. Tatil dönüşü bir temizlik falan kafasına girdim. Niye bilmiyorum. Sanıyorum bunalımımı üzerimden atabilmek için böyle dip köşe temizlik yapıyorum sürekli. Hatta şu anda salonda bütün koltukların kılıfları falan çıkartılmış durumda. Onları yıkadım. İşte kurumasını bekliyorum. Onları tekrardan bir takacağım falan. Bu oda da bayağı bir dağınık. Hatta şurada tatilde bitirdiğim ürünleri geri getirdiğim için bitenler videosunda paylaşmak için. Gökhan gülüyor yani. Bunlar bitti atalım falan dedi odada. Dedim yok bunlara video çekeceğim. O yüzden geri götürüyoruz. Yani gittiğim gibi geri geldiğim bir tatil oldu. Bakın buralarda halılar falan var. Tatile götürdüm. Eşyalar hala orada duruyor. Hala onları yerleştirmedim. Şu makyaj masasının hali bayağı bir dandini. Çok kötü durumda. Buraları falan da bir toparlamam lazım ama tek toparlamadığım yer bu çekim odam kaldı. Salonu da bir bugün bitireceğim. Burada da bir gratis kutusu görüyorsunuz arkadaşlar. Onu da bugün sizlere göstereceğim ama öncesinde bir hızlıca dışarı çıkmam lazım benim. Evde yemek yapacak malzeme yok. Geldiğimden beri mantı, makarna, patates kızartması, köfte falan o şekilde idare ediyoruz. Bu arada tatilde oluşan bütün sivilcelerim geçti 1-2 gün içerisinde. Hepsi söndü arkadaşlar. Onu göstereyim size. Hangi güneş kremi olduğunu vloglarımda göstermemişim. Mutlaka göstermem lazım. Çünkü çok övülüyor. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Güneş kremi bu. Sinoz markasının berbat bir güneş kremi. Markadan özür diliyorum. Hani eminim farklı güzel ürünleri vardır ama bu güneş kremi bende inanılmaz sivilceye sebep oldu. Yaz ayları benim cildime iyi gelir ki zaten şu anda görüyorsunuz. Yani cildim yani kışa göre çok daha iyidir. İyi görünür. Daha az sivilce çıkartırım. Daha az siyah noktam olur. Hatta siyah noktam falan hiç olmaz. Ama bu güneş kremini sürdüğüm her gün yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Hatta şuramda tatil boyunca bana eşlik eden kocaman bir aknemde oluştu. Bir de övülüyor. İnanılmaz. Yani gerçekten sosyal medya artık beni özellikle Instagram çok yormaya başladı bu konuda. Aşırı gereksiz ürünler aşırı övülüp aldırtılmaya çalışılıyor. Bilmiyorum yani Instagram tamamen bir reklam mecrası haline gelmiş gibi geliyor bana. Neyse bu vlogda zaten uzun uzun dertleşeceğiz. Daha bir sürü problem var. Bir sürü alınan yeni kararlar var. Hepsinden yavaş yavaş bahsedeceğim ama şimdi benim çıkıp bir alışveriş yapmam lazım. Eve geldim şimdi ama hava o kadar sıcaktı ki ve elim kolum çok dolu olduğu için yolda video çekemedim. Aldığım şeyleri size göstereceğim. Ama acayip susadım. Önce bir su içeyim. Yani direkt video çekmeye başladım. Öğlen mısır kaynatmıştım arkadaşlar. Gökhan biraz yemiş. Bana da küçük tarafları kalmış. Ben zaten onun için haşlamıştım. Neyse. Önce yarım kilo kıyma aldım. Ve şu kıymanın fiyatını size göstermek istiyorum. Bakın 110 lira 77 kuruş verdim. 650 gram kıymaya. Göğüs yaptırdım Gökhan için. Bunu direkt fırına atıyorum ben. Gökhan bayağı seviyor. Tavada da kızarttığım oluyor ama genelde fırında yapıyorum. Yine tavuk göğsünü şöyle sotelik yaptırdım. Bunları yemeklere koyuyorum ben. Bir de kendime şöyle yaprak kanat aldım. Bunu Gökhan yemiyor. Gökhan tavukta sadece göğüs eti yiyor. Fasulye aldım yine her zamanki gibi. 1 kilo şöyle kıl biber aldım. Bunu salatalara koymayı çok seviyorum özellikle yazın. Bir de yemeklik domates aldım. Bir de şöyle kola aldım. 1,5 litrelik. Ve 300 liralık olup geldim arkadaşlar. Muhteşem değil mi? Tişörtümü değiştirdim. Onun tişörtün kumaşı polyester mi ne? Yandım sıcaktan. Gökhan'ın sevdiği bonfileleri buraya koydum. Yanlarına biraz patates dizdim. Benim kanatları da bu şekilde yaptım. Gökhan birazcık böyle salça soslu seviyor arkadaşlar yemekleri. O yüzden ona ekstra bir salça sosu koydum. Suyla hafif seyreltip biraz yağ koyup biraz pul biber koydum. Üzerine birazcık sarımsak koydum falan. O şekilde bir sos yaptım. Kendime de sadece sarımsak ve domates ekledim. Biberleri hazırladım. Bunların üzerine direkt fırına koyduğum zaman yanıyor arkadaşlar. Hiç canı kalmıyor. O yüzden ekstra yağda kızartacağım. Yanına da pilav yapacağım. Hello aşkolar. Yeni bir gündeyiz. Çünkü dün vlogun devamını çekmeyi unutmuşum. Çok acıkmıştık. Yemeği falan yaptıktan sonra arkadaşlar direkt yemeye başladık.
Şurada da halılar var hala. Evi sileceğim. Ondan sonra bunları sereceğim. Kıyamıyorum halılarıma çünkü yıkayıp gittim. Neyse. Kafam çok dolu olduğundan biraz böyle bazı şeyleri unutuyorum. Son zamanlarda özellikle. Mesela yakın bir zamanda yani 2-3 hafta sonra bir düğün var. Gökhan'ın yakın bir akrabasının düğünü. Giyecek hiçbir şeyim yok. Ya elbise falan giyilebilir ama çok abartılı giyebileceğim de bir düğün olmayacak. O yüzden arada kaldım ve ne giyeceğime bir türlü karar veremedim bir süre. Tatildeyken falan da baktım, dönüşte de baktım. En sonunda karar verdim. Onların siparişini falan ancak verdim. İnşallah olurlar. Eğer olurlarsa da kafam rahat bir şekilde bu 2 haftalık süre zarfında sadece işime odaklanabileceğim. Allah başka dert vermesin Sinemcim. Değil mi? İnsanların ne dertleri var? Ben burada düğünde ne giyeceğimin derdine düşmüş gibi görünüyorum ama ya biz kadınlar böyle şeyleri takıyoruz galiba kafaya ya. Ya ben eskiden daha az takardım bu tarz şeyleri. Çünkü fiziğim daha düzgündü, daha zayıftım, daha gençtim. Hani her şeyin daha böyle yakıştığı, daha böyle güzel durduğu yaşlardaydım ama artık o yaşları geçtiğim için bir tık daha umursuyorum gibi aslında. Diyorum ya size hani 30'lu yaşlardan önceki kafamla şu anki kafam arasında bayağı bir fark var. Her neyse dün yemekten sonra sizlere gratis kargomu gösterecektim. Onu da unuttuğum için bugüne kaldım. Gratis'ten ilk şu köşe düzenleyiciden aldım. Tam benim makyaj videolarımın arkasında gördüğünüz raflara sığacak boyutta. Şöyle hatta elimle de göstereyim. Boyutun ne kadar olduğunu tahmin edersiniz. Sonra bir bitenler videomda bahsettiğim ve çok beğendiğimi söylediğim bu çok amaçlı temizleme bezlerinden aldım arkadaşlar. İçerisinde 3 tane var. Evdekiler de iyice bozulmuştu zaten. Onları çöpe attım ve tekrardan bunlardan aldım. Fiyatlarını şu anda hiçbirini hatırlamıyorum. Zaten artık videolarda fiyat söylemeyeceğim. Çünkü fiyatlar anlık olarak, günlük olarak falan değişiyor. Bir tane şöyle çanta aldım. Mint yeşili bir çanta. Henüz daha açmadım arkadaşlar. Hatta sizinle beraber açalım çünkü ben de bayağı merak ediyorum. Bu tarz çantalar biliyorsunuz özellikle bu yıl çok moda oldu. Bunun rengine ben bayılarak aldım. Bayağı da büyükmüş biliyor musunuz? Beklediğimden çok daha büyük geldi. Bir tane de arkadaşlar şu Naşita markasının kaş usturalarından aldım. Ben bir önceki kaş usturamı da Naşita almıştım. Bayağı uzun süre gittiler. Bir tanesi hala iş görür durumdaydı ama onu da tatilde kaybettim. O yüzden dönüşte gelir gelmez bundan aldım. Fiyatı çok uygundu bunun. Moru da vardı ama siyah olanı daha uygun fiyat olduğu için bunu aldım. Halde ben diğer işte hani klasik törpülerden kullanıyorum ama bu kalıcı oje olaylarına girdiğimden beri onlar birazcık yetersiz kalmaya başladı. O yüzden bunlardan aldım. Bir tane de şundan aldım. Bunu ayaklarım için aldım arkadaşlar. Bu şey manikür pedikür seti. Beşli böyle içerisinde şu başlıklar var. Kalıcı oje yaptırırken hani böyle tırnak etlerinizi falan ayırmak için kullandıkları aparatlar var ya onların ev hali gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da Bio Beauty markasının arkadaşlar. Değil mi Bio Beauty? Aynen. Yeni çıkan duş jelleri. Bu arbutin içeren duş jeli. Görünce çok şaşırdım. Ve hemen almak istedim. Bir de yine aynı markanın leke karşıtı duş jelini aldım. Bunun içerisinde de niasinamid ve salisilik asit varmış. Bu benim ihtiyacım olan şey arkadaşlar. Benim vücudumda da ara ara bölgesel olarak sivilcelenmeler falan olur. İyi gelirse eğer tavsiye ederim. Hiçbir etkisini görmezsem de bundan mutlaka bitenler videosunda bahsederim. Geri kalanlar da tamamen temizlik malzemeleri. İki tane Benri'nin bu Ultra Beyaz Hijyenik Kar Beyazı isimli çamaşır suyundan aldım da bu birazcık akmış gibi sanki ya da bunun üzerine başka bir şey akmış bilmiyorum. Normalde daha çok alırdım arkadaşlar. 6 liraydı çünkü bunların fiyatı ama deneyeceğim. Hani denemeden bir anda 10-12 tane almak istemedim. Ben tam bir çamaşır suyu aşığıyımdır çünkü her yeri çamaşır suyuyla temizlemeye bayılırım. Ama o çamaşır suyuyla banyo yapan kadınlardan değilim. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Hani haberlerde vardı ya kadın her yeri çamaşır suyuyla temizliyordu. Bir de üstüne gidip çamaşır suyuyla banyo yapıyordu. Bir de bu sarı renkli olanını aldım. Sarı renkli olanını limonlu diye düşünerek aldım ama değilmiş galiba. Bitenler videomu izleyenler bilecektir. Bu yağ çözücüden çok memnun kaldım. Fırında, davlumbazda, tezgahta falan inanılmaz iş görüyor. Bir hafta boyunca evde ne yaptım videosuna tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün beraber şey yapacağız arkadaşlar. Şu dolabım benim biliyorsunuz. Gözüme birazcık dağınık gelmeye başladı. O yüzden ben de dün size göstermiştim. Eclipse'in şu düzenleyicisinden aldım. Buna fondötenlerimi ve kapatıcılarımı koyacağım.
yapacağım. Ama eleme yapacağım. Çünkü aralarında hani kullanmadığım fondötenler falan var. Ayrı bir kutuya koymam lazım. Şurada bir kutum var benim. Oraya kullanmadığım, işte benim cildime uyum sağlamayan ürünleri falan koyuyorum ya da renkleri bana hitap etmeyen ürünleri koyuyorum. Şimdi şu kamerayı güzel bir yere sabitleyeyim. Sonra dolabı nasıl düzenlediğimi göreceksiniz. Öyle çok ince çalışmayacağım. Yani ince bir toparlama, hepsini indirip yeniden bir toparlama falan yapmayacağım. Sadece şöyle genel bir elini yüzünü düzelteceğim buranın. Oda şu anda 45 derece olduğu için saçlarımı topladım. Gürültü yaptığı için de şu minik bebeğim olan pervaneyi de açamıyorum. Size çok fazla gürültü olmasın, uğultulu izlemeyin diye. Neyse, uzatmayalım, artık şurayı bir toparlamaya başlayalım. Önce şu fondötenleri falan, işte bu makyaj bazlarını falan toparlamak istiyorum. Bunu kullanacağım. Şöyle tüpte olan ürünler var ya arkadaşlar, şunlar mesela. Onları şu uzun olan tarafa sıkıştıracağım. Kamerayı birazcık açısını aşağıya alırsam bunu böyle koyduğum yerde görür müsünüz? Tam buraya göre bir köşe düzenleyeceğimmiş. Aslında bir tane daha alabilirim. Bir tane daha alıp bunu, onu da rujlarım için kullanabilirim. Çünkü rujların görüntüsü de birazcık karmaşık geliyor bana. Sırayla burayı da düzenleyelim. Burayı da biraz toparladım. Sanki daha düzgün görünüyor gibi şu anda arkadaşlar. Burası da böyle kalsın. Yani bugünlük de bu kadar yeter. Şu makyaj sabitleyici spreyimin bir tanesini buraya koyuyorum. Bu Revolution markasının Hydrate and Fix makyaj sabitleme spreyi birkaç defa kullandım. Düşüncelerim netleşti. Bir videomda da beraber deneyeceğiz. Farmasinin bu hiç beğenmediğim makyaj sabitleme spreyi elimden çıkarmıyorum arkadaşlar. Çünkü fırçalarımı ıslatmak için kullanıyorum. Bir de şu Revolution'ın Conceal and Hydrate fondöteni var. Şu anda elimden düşürmüyorum. Nereye gitsem bu fondöteni kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden bu da şöyle bir yere sığdıracağım. Sığdırdım. Bu da burada kalacak. Şimdi şu fazlalıkları falan hepsini bir çekmeceye kaldırayım ve burayı bir toparlayayım arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz. Günaydın. Yeni bir gündeyiz dostlarım. Çok kötü görünüyorum şu anda, biliyorum. Çünkü 2-3 gündür geceleri uyuyamıyorum. Sürekli kabus görüyorum. Büyük ihtimalle hormonlarla alakalı ve sıcaklarla alakalı. Normalde aslında ben sıcak havaları bu kadar yadırgamam ama hormonlarla birleşince birazcık kabuslu geceleri sebep oldu. Sonra zaten uyandığımda sersem gibi oluyorum falan. Kötü birkaç gün geçirdim. O yüzden videoda çekemedim aslında. Hani en son şu dolabı düzenlediğimiz videoda bıraktım. Onun üzerinden bir 3-4 gün geçti. Neyse, tırnak randevum var benim bugün. Ona gideceğim. Onun için hazırlanmam lazım. Bir 3 haftadır falan tırnaksızım. Yani jel tırnaklarımı çıkarttım. Kendi imkanlarımla çıkarttım arkadaşlar evde. Çıkartabiliyorsunuz zaten. İşte asitonun içerisinde bekletiyorsunuz. O zaten kendiliğinden yavaş yavaş parçalanıyor. Ama bunun için şu aparattan aldım. Baktım hani o zor oluyor ya. Bir saate yakın uğraştım arkadaşlar o şeyi çıkartabilmek için, jelleri. Şundan aldım gratisten. Çok uygun fiyatlıydı. Bununla çıkartacağım artık. Şunu söylemek istiyorum. Jel tırnak deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben 3 kere peş peşe jel tırnak yaptırdım. Yani tırnaklarımı hiç bu şekilde boş bırakmamıştım son 1-1,5 aydır falan. Ve jel tırnakları çıkarttıktan sonra fark ettim ki arkadaşlar, bu jel tırnak olayı tırnakları birazcık güçsüzleştiriyor. Yumuşatıyor tırnaklarınızı. Benim normalde böyle tırnaklarım sağlamdır. Böyle uzar bayağı bir mesela. Oynamazsam, işte yemeğe falan kalkmazsam bayağı bir sürede beni götürürdü normal tırnakları. Eğer jel tırnak yaptırmakla alakalı kafanızda soru işareti varsa aklınızda bulunsun. Çıkarttıktan sonra bir süre tırnaklarınız böyle şey oluyor, güçsüz oluyor. Ama böyle bakımlarsanız, yağlarsanız falan toparlıyor. Benimki mesela şu anda toparlanmış durumda. Şuradan bir hazırlanayım ve tırnak yaptırmaya gideyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Makyajım bu kadar yeterli. Göz makyajı yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü döndüğümde makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani çok fazla böyle makyaj çıkartmak istemiyorum. Lens kullandığım için ben böyle üst üste göz makyajı yapıp tekrardan çıkarttığımda gözlerimde hassasiyet olur. Bu şekilde çıkacağım. Kıyafetimi bir göstermek istiyorum size. Her zamanki gibi. Bu oda çok dağınık olduğu için. Üzerimdeki bluzu tatil vloglarımdan zaten bilirsiniz izleyenleriniz. Çok rahat bir bluz. Sanki hiç üzerinizde bir
bluz yokmuş gibi bir hissi var arkadaşlar. Hani böyle triko, askılı bluzlarda böyle birazcık terleme, kaşıntı falan oluyor ya, bunda hiç öyle bir şey yok. Çok seviyorum. Siyahı da var. Büyük ihtimalle beyazını da alacağım. Öyle görünüyor. Altındaki pantolonu zaten biliyorsunuz en sevdiğim mom jeanlerimden bir tanesi. Çok güzel toparlayıcı bir etkisi var. Aşağıda linkleri olacak. Şimdi ben çıkıyorum. Sonra tekrardan görüşürüz. Hello, eve geldim. Tırnaklarımı yaptırdım arkadaşlar. Şöyle açık lila tonlarında yaptırmayı tercih ettim. Tam yazlık böyle güzel bir renk. Beyaza yakın böyle lilalar var ya, onlardan sürdürdüm. Şu serçe parmağımla baş parmağıma da hafif bir ışıltı attırdım. Kıyafetimi değiştirdim. Daha doğrusu öncesinde bir duş aldım, yemek yedim, kıyafetimi değiştirdim. Şimdi YouTube için bir video çekeceğim. Ona başlamam lazım. Buzlu kahve yaptım kendime. Ama içine 3 tane buz atmış olmama rağmen yarım saat içerisinde eridiler. Hava çok sıcak. İnşallah bugün burada video çekerken erimem. O kadar sıcak ki saçıma fön bile çekmeyeceğim yani, o kadar. Şu anda durulacak gibi değil. Camı falan açacağım. Öyle video çekmeye çalışacağım. Videoyu çekip bitirdim arkadaşlar. Kahvemi bitireceğim. Sonra üstümü değiştireceğim. Makyajımı birazcık azaltıp çıkacağım. Çünkü hasta ziyaretine gideceğiz. Bu makyaj hasta ziyaretine gidilmez. Çok saçma. Biraz fondötenimi falan azaltırım. Göz makyajımı falan azaltırım. Rujumu silerim. Çıkarız, üstümü falan da değiştirmem lazım. Bir de markete gitmemiz lazım. Bugünü de böyle tamamlayacağız işte. Şu anda balkona çıktım. Akşam güneşi vuruyor yüzümü. Bir de böyle akşam güneşinde görüyorum. L'Oreal'in serum fondöteni var şu anda yüzümde. Tenimle birebir aynı renkte. O yüzden makyajımı çok sevdim. Silmeye birazcık üzüleceğim ama mecbur silmem lazım. Selam arkadaşlar. Düğün gününe geldik. Günlerden birinde söylemiş olmam lazım düğünümüz var diye. Onun hazırlığını sizlere çekeceğim diye. Normalde saçlarımı da beraber yapacaktık bugün. Evde düz fön çekecektim saçlarımı. Ama saçlarımı kestirmem lazım çünkü şekle girmiyorlar. Özellikle şu ön perçemi beni birazcık rahatsız etmeye başladı. Hatta birkaç tane takipçim de rahatsız etmeye başladı. Son iki makyaj videomda şey yazanlar olmuş. Saçlarının önleri çok gözümüzü yoruyor falan diye yazanlar vardı. Haklısınız. Benim de zaten saçımı kestirme zamanım geldi. Ama tatile gittiğim zaman hani böyle denize gir çık gir çık, saçlar kuruyor, daha çok kırılıyor, daha çok uzuyor falan ya. O yüzden hiç dokunmamıştım. Tatilden sonraya bırakmıştım. Şimdi azıcık kısalttıracağım saçlarımı. Neyse, saat 3'te kuaför randevum var. Saçlarımı kestireceğim, düz fön çektireceğim, pedikür yaptıracağım ve geleceğim. Geri kalan bütün hazırlığı beraber yapacağız. Ben bir 2 saat sonra falan eve geri dönmüş olacağım ama siz videonun devamını saniyeler sonra göreceksiniz. Arka kapıyı açık bırakıyorum çünkü şu an evde kimse yok. Böyle düğün hazırlıkları için falan herkes ayrıldı buradan. Yemekler falan yendi. Ama her an birisi yeniden gelebilir diye kapıyı açık bıraktım. O yüzden yani şu an dikkatimi dağıtıyor olsa da mecburen açık kalması gerekiyor. Gökhan da evde yok. Her neyse, çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Nemlendirici olarak Selenes'in bu nemlendiricisini uygulayacağım. Serum falan kullanmıyorum fark ettiyseniz. Yeni bir serum arayışı içerisinde. Daha böyle yaşlanma karşıtı ve aynı zamanda sivilce karşıtı bir ürün arıyorum. Watson's'ta buldum. Nip & Fab markasının bir serumunu. Onu alacağım büyük ihtimalle. L'Oreal'in Glow Sherry'sini kullanacağım. Asla vazgeçemediğim makyaj bazlarından bir tanesi. Yani bunu tek başına falan da kullanabilirsiniz ama benim için mükemmel bir makyaj bazı olduğunu söyleyebilirim. Fondöten olarak da L'Oreal'in bu True Match Plumping Tinted Serum fondötenini kullanacağım. Neden diye sorabilirsiniz. Çünkü düğüne gittiğim için daha kapatıcı bir ürün tercih etmem gerekiyor. Ama şu an elimde bulunan kapatıcılığı yüksek olan fondötenlerin hiçbirinin rengi bana uymuyor. Yani hem sağlıklı görünüp hem de sabitlenen bir fondöten olduğu için, aynı zamanda cildimin tam rengi olduğu için bu fondöteni tercih ettim. Fondötenin şöyle bir özelliği var. Zaten incelediğim videoda da söylemiştim. Böyle yüzünüze ilk sürdüğünüz zaman böyle yağlı yağlı görünüyor. Bir korkuyorsunuz, diyorsunuz aha bu benim işte gözeneklerimi belli eder mi, yüzümü yağlandırır mı falan diye düşünüyorsunuz. Ama çok güzel sabitleniyor arkadaşlar. Elinize bile transfer olmuyor yani, öyle güzel bir sabitlenmesi var. Kapatıcı olarak da yine L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ını kullanacağım. Birazcık fazla kapatıcılık istiyorum. Bu Cooking Time isimli pudrayı kullanacağım, Lovely markasını. Özellikle More Than Concealer L'Oreal'in çizgileri acayip doluyor. Çizgilere doluyor, göz kapaklarına falan da doluyor. Yani mutlaka sabitleme istiyor o ürün. Ay, ışık kaçtı.
Bulut geldi. En çok terleyeceğini düşündüğüm, en çok yağlanacağını düşündüğüm yerlere fazla fazla uyguluyorum. Saçımı şöyle bir toplasam mı ya? Acayip terliyorum. Bu esnada da Gökhan geldi. Kapıyı açtım, o yüzden arkadaki kapıyı kapattım. Daha odaklı bir şekilde video çekebiliriz. Kaşlarımızı falan da bir sabitleyelim. Bu sefer kaşımı da dolduracağım. Bronzer olarak Maybelline'in City Bronzer'ını kullanacağım. Biraz şu burun kenarlarından da geçireceğim. Birazcık da allık geçeceğim. Bunun için Lovely'nin Natural Beauty Blusher'larından 04 numarasını geçeceğim arkadaşlar. Güzel bir allık. Yani sık sık kullanıyorum bu arada. Her ne kadar videolarımda falan göstermiyor olsam da size. Bu allığı sık sık fırça seçemedim. Günlük makyajlarımda tercih ediyorum. Bu kadar. Bunu da tamam. Göz makyajında da bu L'Oreal'in Rue Royale isimli far paletini kullanalım. Da abartıp gelinin kız kardeşi de olmak istemiyorum ama çok böyle basit de kalmak istemiyorum. O yüzden böyle ne kullanıp ne kullanmayacağım arasında çok ikilemdeyim. Bu kadar yeterli. Eyeliner çekelim. Yani eyelinersız bir düğün olmaz diye düşünüyorum. Gökhan da arkada telefon görüşmesi yapıyor. Planlar falan yapılıyor. Ben de burada makyaj yapıyorum değil mi? Olarak Beaulis'in Keep It serisine ait bu casual rengini kullanacağım. Şu Be Beauty'nin Hydro Glow spreyini de sıkıyorum. Neyse ben giyinmeye gidiyorum. Sonra makyajı, sonra tuşlarını yapacağız. Kıyafetim bu arkadaşlar. Şu bluzu da bu pantolonu da aşağıya linkleyeceğim. Oradan isterseniz bakarsınız. Çok rahat ve çok güzel olduklarını düşünüyorum. Zaten bu tarz bol pantolonlar son zamanlarda çok moda. Ben de hazır moda olmuşken bir tane alayım. Hem bu düğün için giyerim hem de normalde işte gezmeye falan çıkarken giyerim diye düşündüm. Bluz yalnız şahane biliyor musunuz? Koli olarak da bunu tercih ettim. Bileklik falan takmayacağım. Sadece koli yeter bence. Gayet iyi oldu. İçime de sindi. Hava çok sıcak olduğu için saçlarımı hala açmadım arkadaşlar. Hava acayip sıcak çünkü yanıyorum şu an. Gelin evine gideceğiz buradan. Bir gelin çıkarma törenine falan da katılacağız. Konvoy, monvoy derken saçımı düğün salonunda açmayı düşünüyorum. Gerçekten çünkü hava çok sıcak. Siz bu videoyu ne zaman göreceksiniz bilmiyorum ama şu an Ağustos'un 7'sindeyiz ve en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. O yüzden saçlarım böyle toplu kalacak. Vlogun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir hafta boyunca evde neler yaptığım videosu çekeceğime, bir ay boyunca evde neler yaptığım videosu çekmiş oldum. Ama olsun, bu seferlik de böyle olsun. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.